Evet. Merhaba arkadaşlar. Burası Fes. Bizim için son derece önemli. Tarihi kadim şehir. Şimdi yukarıdayız. Mağrib, El Memleketül Mağribiye dediğimiz yer aslında uzak Mağrib, orta Mağrib ve yakın Mağrib. Burası yakın Mağrib. Yani öbür taraflar Osmanlı ile pek fazla irtibatı yok. İşte o böyle İdrisiler, Murabitler, Murahitler, Merini Sultanı, Vattasi Hanedanı, Sadiler ve şu anda da hala yönetimde olan El Aleviye Filahiye Filahiyin denilen ailenin yönetiminde. Osmanlı aslında burası Fes bizim için önemli çünkü o Fas, Fes, bir tek biz Fes diyoruz şeye. Buraya. Onun haricinde hep Memleketül Mağribiye deniliyor, Morokko deniliyor. Ondan sonra Fes belki işte buraya bizim Fes'i Osmanlı modernleşmesinde de Fes denilmesinin sebebi bu. Bizden başka Fes diyen yok. Marrakeş'ten bozma Morokko da deniliyor batılılarda falan ama asıl önemli olan Osmanlı artık buradan itibaren yani burası Cezayir Beylerbeyliği'ne bağlı bir yer olarak 313 ile yakın Osmanlı ile irtibatlı olmuş yani orayla doğrudan. Bu nasıl oldu diyecek olursanız işte burası tarihi şehir. Sadiler, Sadi Hanedanı 1549-1659 Vattasilerle çekişiyorlar. Vattasiler ayrı bir şey. Grup ondan sonra ve o şeyden Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa'dan yardım istiyor. Bir yıl buraya da Osmanlı'nın himayesinde burası bir yıl kalıyor. Daha sonra Ahmet el Mansur zamanında o 3. Murat'tan yardım istiyor. 3. Murat Cezayir Beylerbeyi'ne şey yapıyor ve burası niye önemli? Çünkü artık ondan sonra fiilen Osmanlı bu coğrafyada kalıyor. Yani o 1553'ten sonraki zamanda Abdülmelik 1574'te şey yapıyor işte mütevekkili devirip yerine Osmanlı'nın desteğiyle burada şey oluyor yönetici oluyor. Fakat şurası önemli Vadüs-Seyl denilen yerde bir savaş oluyor. Üçbelik savaşı denilen yerde. Çünkü niye? Portekiz o dönemin sömürge gücü Portekiz ve o Portekizliler ile Osmanlı aslında o dönemde çatışmaya başlıyor. O yenilen velik şey yapıyor. Dolayısıyla ondan sonra o Üç Melik Savaşı denilen yerde İspanya kralı Portekiz kralı ve o şey evet o yani üç melik dediğim şey onların ismini şimdi söyleyeyim o savaşı ve üçü de ölüyor ama Osmanlı'nın desteklediği melik şeyden dolayı değil savaşta dolayı değil o Vadil Mahazin denilen yerde gelgitler çok oluyormuş Portekiz kralıyla o şeyde vefat ediyor o gelgitlerde bizimki ya zehirleniyor bizim desteklediğimiz ya zehirleniyor ya da ölüyor. Onun yerine geçen de Osmanlı ile irtibatlarını sıkı bir şekilde kuruyorlar ve artık Batı Fas 313 yıl Cezayir Beylerbeyliğine bağlı Osmanlı Devleti'nin himayesinde oluyor yani. Ama asıl önemli olan ondan sonra bu coğrafyanın İspanya'nın eline geçmiş olması. Çünkü Portekizler zayıf düşüyor. Ve artık İspanya bu civara şey yapıyor. Zaten bundan sonra Tanca'ya gideceğiz. O Tanca'da şey var. Dolayısıyla Osmanlı yönetimi artık burada bilfiil baskın hale geliyor. Ve Portekiz, o dönemin sömürge gücü Portekiz'le Osmanlı yaklaşık 200 yıl şey yapıyor. Bütün o coğrafyada yani Atlas Okyanusu'nda, Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Somali ve Kuzey Afrika'nın tamamında büyük bir mücadeleye geliyor. Portekiz evet 200 yıl Osmanlı bu dünyanın önemli yerlerinde bunlarla müdahale ediyor. Ama Üç Melik Savaşı'nın önemi şu Portekizlerin zayıflamasına sebep oluyor. Çünkü Sebastian yerine adam bırakmıyor ve İspanya Portekiz şeyini ele geçiriyor. Evet yönetimi ele geçiriyor. Dolayısıyla artık burası bizim için son derece önemli. Bu Ahmet el Mansur Osmanlı'dan yardım isteyen paşa kendini genç Rönesans dönemi olarak Mehdi olarak şey yapıyor. Birinci Kraliçe Elizabeth'le de şey yapıyor.
yazışmalar oluyor. Yani bu Batı Fes artık 313 yıl Osmanlı ile doğrudan irtibatta kalıyor. Burası da kadim yer. Bir şey sorabilir miyim? Üç Melik'i söyleyebilir misin? Orada bir karmaşa oldu sanki. Tamam. Üç Melik, birisi Portekiz. Evet, o arada birisi... aşağıda arkadaşlardı. Geç şöyle arayayım, ben hem de seni alayım. Bu Üç Melik dediğim şey El Mütevekkil. Ondan sonra Abdülmelik ve Sebastian. O üçü de ölüyor orada. Ama yani artık bu coğrafya Osmanlı. Fes dediğimiz de buradan dolayı biz. Bizim dışımızda, Hadi Hocam hoş geldiniz, sizi de yapayım. Bizim dışımızda buraya Fas diye yok. Biz buradan dolayı Fes diyoruz. Evet, şu tarihi yeri şöyle. Evet, Marakeş'ten hareketle onu söylüyorlar. Ben şimdi birazdan da Fes alacağız. Fes mi? Orada Fes. Notlar alındı mı Mevlüt Hocam? Evet. Burası bizim için önemli hocam. Çünkü bu artık 313 yıl burası bize bağlı olarak görev yaptı. Tabii ki de. Beylerbeyi. Dünya tarihi için. Fes burada yapılmıştır. Evet, Fes buradan geliyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Cezayir Beylerbeyliğine bağlı bir bölge olarak Osmanlı korumasında devam ediyorlar. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere.